Bu yıl cuma namazları gibi bayram namazı da koronavirüs engeline takıldı. Salgının yayılmasını önlemek için bu bayram camide namaz yok. Namazlar evde kılınacak. Diyanetten duha namazı önerisi geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı bir yandan da camilerin açılışına hazırlanıyor. Peki camilerde ne tür önlemler alınacak? Gelin bir de onlara bakalım şimdi. Biz belki bayramda fiziken bir araya gelemeyeceğiz ama gönüllerimiz hep bir arada olacak inşallah. Bu yıl virüs nedeniyle camilerde bayram namazı kılınmayacak. Yerine evde duha namazı kılınacak. Arefe ile birlikte bayramda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması var. Haliyle cemaat camide bir araya gelemeyecek ve bayram namazını da kılamayacak. Ancak Diyanet'in bir önerisi var. 4 rekat ya da 2 rekat duha namazı kılabilirsiniz bayram namazı niyetine. Peki duha namazı nasıl kılınıyor? Kardeşlerimiz üzülmemeli. O saatte yine bizler evlerimizde ayakta olacağız. Duha namazı, kuşluk namazı kılabiliriz. 4 rekattan 12 rekata kadar kılınabilir. Müstehap bir namazdır. Niyet ettim Allah rızası için duha namazı kılmaya. Bayramın ilk günü her ilin kendi bayram namazı saatinde minarelerden tekbir getirilecek. Kardeşlerimiz o bayramın o manevi havasını, atmosferlerini evinde de yaşayabilirler. Bayramdan sonra 29 Mayıs'ta camiler ibadete açılacak. Müftülük de şimdiden bir dizi önlem aldı. Camilerimiz şu anda dezenfekte ediliyor. Camiye gelen cemaat maske takacak. Eğer cami havalandırması klimayla oluyorsa o zaman sosyal mesafe kuralına göre 2 kişi arasındaki mesafe en az 2 metre olmalı. Camilerimizin girişlerine dezenfekte cihazları yerleştireceğiz. Uzmanlar camiye gelenlerin ateşinin ölçülmesi, hapşırık ve öksürük belirtilerine de dikkat edilmesinin altını çiziyor. Duaların yüksek sesle okunmaması gerekiyor çünkü konuşmak virüsün bulaşma riskini 10 kat, öksürük ve hapşırmak 1000 kat arttırıyor. Minbere şeffaf bariyer koyulması da öneriler arasında. Maskesi olmayan kardeşlerimiz için maske bulunduracağız. Camiye gelen kişilerin yanlarında bir bez parçası ya da kendi seccadeleriyle gelmesi öneriliyor. Çünkü ellerini ve yüzlerini vuracakları yere serecekler ve namaz bittikten sonra eve gittiklerinde de 60 derecede yıkamaları tavsiye ediliyor.